Bu videoda sizlere kariyerimin o ilk başlarında mesleğe beni ilk başlatan süreci nasıl yaşadığımı, yazılımı nasıl öğrendiğimi ve yazılımcılıkla geçen ilk yıllarımı anlatacağım. Ama önce size şunu söylemek istiyorum. Az önce zaten bu videoyu ben çektim bir sefer. 20-25 dakika boyunca kameraya kesintisiz konuştum ama telefonun arka kamerasını kullandığım için kayıt bir yerde donmuş maalesef, durmuş ve ben fark etmemişim. Özellikle bu videoyu da 4K çekmeye çalışıyordum, ondan olabilir, bir yandan da ekran paylaşıp kendimi nasıl görüyorum diye ilk başlarda bakmıştım, ondan olabilir. Dolayısıyla şu an aynı hikaye ikinci kere anlatacağım. Yani enerjim düşsün istemiyorum ikinciyi anlatırken ama sırf bundan dolayı bana destek olmak için şu an abone olabilirseniz çok sevinirim. <laughs> ya da şimdiden hemen videoyu like'larsanız, beğenirseniz gerçekten şahane olur. Ama şimdi size yazılıma nasıl başladığımdan bahsedeyim. Benim yazılıma başlama hikayem aslında çok eskilere dayanıyor. İlk öğretimdeyken işte ortaokul 6, 7. sınıf 8. sınıf zamanlarındayken ben bilgisayara çok ilgi duyuyordum. Benim babam bilgisayarla çok ilgili bir insandı. Ben çok küçük yaşlardayken zaten içinde bilgisayar olan, internet olan, küçük süper online işte CD'lere takılıp evde internet olan veya işte bu çevirmeli ağla telefonun kesilip internetin telefon üzerinden çalıştığı zamanları falan gördüm. Google'ın ilk Türkiye'ye açılışını falan ve işte Google'dan Türkçe bir şeyler aratma yapabildiğimiz zamanları falan hep gördüm aslında. Dolayısıyla ben hep bilgisayarla iç içe bir çocukluk yaşadım. Bundan dolayı babamın aslında benim bugünlere gelmemde, yazılımı bu derece belki iyi bilmemde çok büyük etkisi oldu. Çünkü her şeyi başlatan aslında o benim bilgisayar merakım oldu. Sonraki zamanlarda tabii hem bilgisayarla ne kadar çok ilgilenirsem daha da fazla kurcalama isteği oluşuyordu. Ve artık yavaş yavaş şeyleri anlamaya başlamıştım. Ha işte bilgisayar programlanabilen bir şey. E, bir kod yazılıyor bir yerlere bir şeyler yapılıyor. Tam ne olduğunu anlamıyordum ama soruyordum babama falan da soruyordum. Hatta bana şey diyordu yani işte kütüphaneler var. E, programcılar o kütüphanelerden kodlar kullanıyor falan. Benim aklıma böyle hani e, yazılım kütüphanesi, kod kütüphanesi deyince böyle masmavi ışıkların olduğu kocaman odalar ve o odalarda böyle bir sürü ...yazılımcı, böyle bilim adamı, görünümlü böyle birileri, gözlüklü falan. <laughs> Onlar böyle üst üste koyulmuş böyle elektronik bir şeyler var. Böyle artık kitap değil, onun anladım. Disket de değil ama böyle hani bir şeyler var. Hard diskler var sanki üst üste yılmış. Bunlar böyle kod kütüphaneleri ve oralardan kodlar alıp kullanıyorlar falan gibi hayal ediyordum. Buralardan benim başladı ilgim, yazılımı. Şeyi hatırlıyorum, işte 7. 8. sınıflarda dediğim gibi bilgisayarla ilgili olan her şeyi kurcaladığım için e, nasıl işte format atılır falan oralardan başlayıp sonrasında ya HTML diye bir şey varmış bedava sistem vardı TRG uzantılı siteler yapıyordu oralardan site açıp işte okulumdaki sınıfım için site yapıp işte hava durumu yerleştirip döviz kuru yerleştirip sitene kar yağdır kodları ekleyip falan öyle kendimce bir web sitesi falan yapmaya çalışıyordum dolayısıyla ilk böyle HTML görmem işte CSS diye bir şeyin varlığından haberdar olmam falan o zamanlara yani ben liseye henüz başlamadan önceki yıllara dayanıyor. Hatta çok iyi hatırlıyorum forum R diye bir site vardı. Forum R biz gibi bir şey uzantıyla kendi forumunuzu kurabiliyordunuz. PHP BB tabanlı. öyle bir bulletin board yani forum sitesi oluşturduğumu hazır tool'larla no code tool'lar o zamanlar da vardı. Onlarla forumlar oluşturduğumu o forumlara böyle takipçi e, gelsin diye uğraştım, Google'da indekslensin diye, Google'da işte üst sıralara nasıl çıkarım diye uğraştı, uğraştığımı hatırlıyorum. Babamın böyle başının etini yiyordum yani Google'da nasıl üst, üste çıkarız. Babam da o zaman diyordu ki ne kadar çok insan işte aratıp seni orada tıklarsa Google seni o kadar yukarı çıkartır. O yüzden sabahtan akşama oturup bilgisayarın başına bazı keywordleri aratıp kendimi 40. 50. sayfalarda bulup Oralardan tıklıyordum sürekli aynı bilgisayardan bir yerden sonra şeyi fark ettim ha yani aynı bilgisayardan tıklamak olmuyor farklı insanların tıklaması lazım yoksa yükselmiyor falan bunlarla uğraştığımı hatırlıyorum e, hatta şeyi hatırlıyorum Flash Erol diye birisi vardı ve e, Flash e, animasyon ve programlama Flash oyun falan yapma dersleri veriyordu ve ben hani Flash oyun oynamayı çok seviyordum ve Flash animasyonları veya işte bu çöp adam animasyon yaptığımız pivot diye bir program vardı böyle eklemleri oynatıyorduk çöp adamların ve işte böyle kare 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 animasyonlar yapıyorduk. Onlarla uğraştığımı hatırlıyorum. Oralardan işte flash animasyon, oradan action script 3 dersleri falan filan neymiş? işte değişken ne ha bak x y koordinatlarını değiştirince top hareket ediyor falan filan. Bunları görüp iyice yani bayıldım ben buna. Yani bilgisayar kullanmayı zaten çok seviyordum. Oyun oynamayı vesaire. bir de böyle kendi flash oyunumu falan yapabilecek olma fikri beni gerçekten aşık etti bu olaya. Hatta şeyi çok iyi hatırlıyorum. Lise sınavı bizim OKS'ydi ismi. OKS'ye çalıştığımda e, Yerim Seni ÖSS diye bir kitap okumuştum. O Yerim Seni ÖSS kitabında böyle hatta köşesinde böyle şeker olan kitap var belki hatırlarsanız. O kitapta diyor ki bir yerde bir tavsiye var. Hangi kendinizi nerede görmek istiyorsanız bir tişörtün arkasına bunu yazın. Ee, ve bunu, bu tişörtü giyin falan gibi bir tavsiye vardı. Ben de şey yazdığımı hatırlıyorum. Dünyanın en iyi programcısı gibi bir şey yazdığımı hatırlıyorum o zamanlar. Ya da 8. sınıfım. Düşünün yani. Ee, hatta yazılımcı falan da yazmadım. Şu an eğer doğru hatırlıyorsam dünyanın en iyi program yazılımcısı falan gibi bir şey yazdım oraya. Yani programcı mı yazsam yazılımcı mı yazsam falan ne olduğunu da bilmiyorum kavramları. Öyle yazdığımı hatırlıyorum. Ben işte o zamandan aslında kafaya koymuştum yazılımcı olmayı. Dolayısıyla benim lise hayatım aslında programlamayla, yazılımla ve bunları öğrenmeyle geçti. 9. sınıfta işte lise 1'de İlk C ile tanıştım ve e, o Tübitan Bilgisayar Olimpiyatı sınavları vardı. Onlara e, çalışıyordum. Çok başarı elde edemedim ama en azından C'yi öğrendim. Turbo C diye bir program vardı böyle. Biraz eziyetli. Cursor'ı böyle tek 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 ok tuşlarıyla hareket ettirerek, auto complete olmadan, adam akıllı böyle debugging olmadan falan e, kod yazıyorsunuz. Bunları falan yani tabii breakpoint falan koyma vardı sanırım ama ee, yine de böyle çok e, kolay değildi. Modern IDE'lerle kıyaslanamaz. Kötüydü, zordu. Buralarda böyle console line application'lar yazıyorum. Onu hatırlıyorum. İşte işte bir metin giriyor. O metni işliyorum falan filan. Böyle bir sonuç gösteriyorum. Ee, bir 15-20 dakika boyunca konuştum. Ara ara kontrol ediyordum. Ee, böyle yine bir kontrol ettiğimde kesilmiş olduğunu fark ettim kaydın. Benim telefon 4K kaydı 8 dakikadan daha fazla alamıyor. Bunu fark ettim. Şu an tüm enerjim artık yerle bir oldu. <laughs> Çünkü aynı hikayeyi, çok heyecan duyduğum bir hikaye. Çok büyük bir heyecanla anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Tam böyle hikaye ne oldu, bitti diyorum veya işte bir bakıyorum ne olmuş, ne, ne bitmiş diye. Kayıt durmuş. Yine öyle oldu. Ee, yine Allah'tan bir 5-6 dakikalık kayıt var. Ee, arkadaşlar artık gece oldu. Ben bu videoyu yayınlayacağım. Ee, kusura bakmayın bu videoyu böyle yayınlıyorum hani orta yerinden kesilmiş gibi ama e, aynı kaldığım yerden devam ettiğim bir video daha çekeceğim ve bu sefer gerçekten oraya ayna gibi bir şey koyacağım ve kesilir kesilmez haberim olacak çünkü böyle yapılacak bir şey değil. ya da olmadı bir sayar tutarım hep tam 8 dakikada kesiliyorsa e, ona da bir bakacağım bir maksimum süremi var ısındığı için mi kapatıyor kendini bilmiyorum bakacağım Bugünlük bu kadar. Hikayelerimi bir sürü anlattım ama siz hiçbirini dinleyemediniz ama aynı hikayeleri tekrar anlatacağım. Bu zorlu YouTube yolculuğunda yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa aşağı yorum yazmayı, videoyu beğenmeyi ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. İyi geceler yarın görüşürüz.